Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi. O haritanın anlattığı. Erdoğan, İsrail yayınmacılığını gösteren tartışmalı Filistin haritasını yine gündeme taşıdı. Harita aklıma aynı soruyu getiriyor. Dünyada Gazze kadar şanssız kaç kent var? Dillerde sıklıkla telaffuz edilen Gazze hakkında ne biliyoruz? Yerleşim tarihi 5000 yıl öncesine dayanan bir kentten bahsediyoruz. Gazze ismi ilk olarak M.Ö. 15. yüzyılda Mısır Kralı 3. Tutmos'un askeri kayıtlarında geçiyor. Kent 350 yıl Mısır egemenliğinde kaldı. Kimler gelip geçmemiş ki bu topraklardan? Örneğin Mısır hakimiyetine son veren Asya kökenli Kenanlı Hiksoslar. Filistinlilerin M.Ö. 12. yüzyılda Girit'ten bölgeye geldiği tahmin ediliyor. Anadolu, Kıbrıs ve Suriye'yi yerle bir ettikten sonra Antik Mısır'ı işgal ettiler. Mısırlılar tarafından geri püskürtülünce Filistin'in güney sahilinde bugünkü Tel Aviv-Yafa arasındaki bölgeye yerleştiler. Biri Gazze olan beş şehirden oluşan konfederasyon Pentapolis'i kurdular. Filistinliler bölgede yayılmaya başlayınca komşuları Sümer kökenli İsrailoğulları ile savaştı. Hep yenildiler. M.Ö. 10. yüzyılda gerçekleşen Yahuda ve İsrail Krallığı bölünmesinden sonra Filistinliler bağımsızlığını yeniden kazandı. Tekrar bu iki krallıkla savaşmaya başladı. Neyse biz Gazze tarihine dönelim. Ardından Gazze'ye Persler geldi. Büyük İskender, Mısır yolunda fethine direnen son şehir Gazze'yi güçlükle ele geçirdi. Bölge sakinleri ya öldürüldü ya da esir alındı. İskender Gazze'ye çölde yaşayan yerel Arap Bedevileri getirdi. Sonra bunlar da yıllarca birbiriyle çatıştı. Gazze, Yahudi devleti Hasmon kralı Alexander Yannai tarafından ele geçirildi. Apollon tapınağına kaçan 500 senatör öldürüldü. Sonra Romalıların bölgeye gelmesiyle Filistin-İsrailoğulları çatışması son buldu. Gazze'ye istikrar geldi. Roma İmparatorluğu'nun bölünmesi ardından Gazze, Doğu Roma ve ardından Bizans kontrolüne girdi. Hristiyan psikoposluğu kuruldu. Pagan inanca sahip Gazze'de Hristiyanlığa geçiş 396 ile 420 yılları arasında Aziz Porios döneminde hızlandırıldı. Son İsrail bombalamasında bu ismi taşıyan kilise yıkıldı. Yıl 635 Müslümanlar Raşid'in ordusuyla Gazze'yi ele geçirdi. Bu ordu tarafından fethedilen ilk şehirdi. Hz. Muhammed'in dedesinin mezarı olduğu iddiası vardı. Ardından Abbasiler geldiler. Fatimiler geldiler. Fatimi döneminde Gazze'de Şii İslam hakimdi. Selahaddin Eyyubi şehri fethettikten sonra Sünni inanç benimsendi. Gazze Haçlıların Tapınak Şövalyelerinin hem de kaç kez istilasına uğradı. Her seferinde harabeye döndü. Gazze Moğolların istilasına da uğradı. Ardından Müslüman köle Memlükler geldi. Haçlılar tarafından sürülen Yahudilerin şehre dönmelerine izin verdi sadece işgalle değil, o dönem Gazze, depremler, seller, çekirge istilası ve veba ile uğraştı. Ve Osmanlı Gazze'yi topraklarına kattı. Yıl 1516. Osmanlı döneminde Gazze parlak dönem yaşadı. Bunda Vali Rıdvan Paşa Hanedanlığı'nın çok emeği oldu. Osmanlı'nın çöküş yıllarına girmesiyle 19. yüzyılın başlarından itibaren Gazze, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın işgaliyle Mısır'ın hakimiyetine girdi. 1. Dünya Savaşı ile Gazze 1917'de İngiliz kuvvetlerinin eline geçti. 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından Mısır tarafından işgal edildi. 1967'deki 6 gün savaşında İsrail'in eline geçti. Gazze 1993'te Oslo görüşmeleri ardından Filistin ulusal yönetimine devredildi. 2006 seçimlerinden sonra El Fetih ile Hamas arasında silahlı çatışma çıktı. Hamas Gazze'de iktidarı silahla ele geçirdi. Mısır ve İsrail Gazze'yi ablukaya aldı. Hamas'la İsrail savaşı bugün olduğu gibi hep sürdü. Erdoğan'ın elindeki harita bana bunları hatırlattı.